Günaydın herkese diyeceğim ama bayağı bir öğlen oldu arkadaşlar. Of, nasıl gidiyoruz? Bir geldi akşamdan. Gece gelmiş, ben görmedim zaten, uyuyordum, erken yattım. O da zaten direkt gelir gelmez yatmış. İşte kalktık, kahvaltı falan yaptık arkadaşlarım. Hava da çok güzel. Bir 10 buradaya kadar gidelim dedi de Ebru. Oraya kadar gideceğiz bakalım. Bir şeye bakacakmış herhalde. Oraya gideceğiz. Oradan geri Çınar'a abur cubur bir şeyler alıp eve geleceğiz. Çınar birazcık hasta. Ben zaten tahmin etmiştim hasta olacağını. Dün terledi bayağı bir. Dana gibi koşuşturdu. Dinlemedi hiçbir tane laf. Montunu falan çıkardım. O yüzden bugün biraz ateşliydi. Hatta akşam da birazcık ateşliydi. İnşallah daha katılamaz. Umarım katılamaz. İlaç falan verdim de. Hava çok güzel. Yani bu havalar tam böyle insanı hasta etmelik hava. Gündüzleri güzel, sıcak. Hırka giydim bakın. Ebru'nun hırkasına giydim. Allah'tan 12 tane getirmiş ince. Onun hırkasını aldım. Çünkü benim kabanım şey kalın. Hiç de aklıma gelmedi böyle hırka falan getirmekten. Hani Balıkesir'de soğuktur diye tahmin ettim. Giydik bakalım. Bir şöyle bir dolanıp geleceğiz anlayacağımız. Yola çıkalım. Buranın trafiği iyice karışmış kalmış. Ondan yani. Yukarıdan daha rahat oluyor diye. Ama o da işte orası ara sokak ve yollar çok kötü. Çocuk çoluk çıkar yani, çok ara sokak. Biri de yol vermez zaten. Bu cadde ne kadar güzel olmuş. Marketler falan. Ana caddeye çevirdiler ya. Ha ya, kupa aldı, bir kendine bir bana aldı. Biz de aldık bunları. Bunu evet kullanmıyorum. Bakayım seninki nasıl? Benim seninkine benziyor. Ha, zaten şeymiş ben. O. Unisex ama erkek yani bayağı kullanabiliyor ya. Onunki de benim çok hoşuma gitti. Arada bir onunki de tekrar atmaz. Benim öteki kırıldı ya Mehmet motordayken. Ha. Gözlüksüz de olmuyor benim. Gözlem ya yani. Bende orijinal vardı bir tane. Onu hiç takamıyorum. Kolonum vardı. Takamadan hiç çatladı şurası. Duruyor yani, aslında onu da yaptırsam olur ama çok büyük benim yüzüme. Aşırı büyük. Bunu beğendim ama. Şeyler ben görünce. Çok beğenerek aldım. Şu metal kısmı falan çok hoşuma gitti. Ama ben kemik gözlük benim için ideal. Ya benim de yine gözüm kemikte kaldı. Daha böyle bir sağlam oluyor ya. İdeal yani. Ama bak benim o 5-6 senelik daha gözlük tık yaptı. Leoparlı vardı mı sende bir tane? Yok, kırmızı kenarlı. Ha ha ha. Şey diyeyim ya. Sabah bunlar var mı? Nasıl alt atıyorlar onlar? Geçmeden bekle abi. Dur beni. Ben de gidiverecek zannettim. Çıkacak sen, dengesiz olur mu? Dengesiz çok. Ha, şuradan geçişmem. On burada ha burası. Hiç gezmedim bugün, ben gez. Hiç gelmedik mi? Hiç mi? Gelmedik. Ama Cenk'den gelip gidiyoruz ki. Aynen. Alt tarafta da var. Boynar indirimleri ne zamanları diyor ki? Bazı zamanları varmış onun. Bazı zamanları varmış boynar indirimleri. Ya, biz boynarı çok takip etmiyoruz. Çoğu şeyi de biz internetten aldığımız için. Kesinlikle. Kesinlikle. Şey koton falan aşağıda zaten.
Burada ne var? Boyner var. Mavi var. Mavi de uçuk iyice. Geçen sene 250 aldıydık. Ne güzel şey yapmışlar basket sahası. Çocuklara eğlence konser masal yapıyorlar. Ha, Migros, Media Market, e-bebek. Kız burası sallanıyor mu, deprem mi oluyor? Ona da öyle geldi. Yaylı sistem mi? Ben deprem oluyor sandım. Buradan aşağıya iniş yok herhalde ama şuradan yürüyelim, merdiven var. Çok sıkıntı, her yerde yürüyoruz yani. Yürüyelim. Aynen. Mavi pahalı. Aynen. Sadece bakıp geçiyoruz mavi. Büyük gittik. Yani şu kadar güzelmiş ama. Şiş merkezini geziyoruz bakalım. Ben burada, on burada hiç gelmedim arkadaşlar. İlk defa geliyorum. Güzel yani, her şey var. Yemek alanları var, çocuklar için oyun alanları var, mağazalar var. Basket sahası bile var. Her şey var. Çok parayla geleceksiniz. Az parayla olmuyor. Çok para lazım. Orası nereye iniyor? Burada da şey var, işte ebeveyn var, Media Market var, Migros var, mobilyacılar, konfor falan var. Ha, mobilyacı da var burada. 80'de vardı da o kapatmış kapısı. Otona girebiliriz. Başka neresi? Şey, Gretis var. Gretis'te indirim var mı? Yine o altlı sayısı var, almış. Bisiklet taşlı var, ayakkabı dünyası var. Eve var, bak eve var. Açmış. Şeyde trend oldu da onların önüne düğmelileri var, 220-240. Polo var. Şu şimal mi, ne ucuz diyorlar. Bakalım. Bendeki şeyi buldum arkadaşlar. Seneye yazın bunlardan giyeceğim. Hayır tabii ki de. Kotlar. Ablası kaç indirmeymiş? Kotlar. Bir bol kısmı alacağım da. Şimdi bakın hele. Ceren dün şunlardan bakıyordu. Bak burada 380'miş, indirilmiyormuş. Çok da güzelmiş ha. Ceren'e fotoğrafını çekeyim atayım. Arkadaşlar denedim. Yüksek bel şöyle. Beden altta şey oldu. Rahat oldu. Paçalarını kıvırdım. Şöyle kısa bir şeyle giydiğinizi düşünün. Şimdi vücut parfümü sürdüm. Bakar mısınız nasıl parlıyor şu kızlar? Ama güzel de kokuyor. Bu kokusu mu? Ben beğendim. Bir de buranın tokalarını alıyorum Ebru ben. Lastik tokalarını çok memnunum. Dur göstereyim sana. Aha şu. Yok. Tövbe şu. Bak 6,5'a da düşmüş alacaksın. Daha pahalı aldım ben. 11,5'a almıştım ben. Ne kilipsin. Bundan alacaktım. Sondan vazgeçtim. Yorumlarına biraz bahsedeyim mi? Ağzıma yani. İyi değildi. O yüzden almış kadar bir şey olsun. Ama ben iyi aldım. 250 liraya yani. Bir
Sera oluyor, Sera oldu. Oldu canım. Edremit'ten aldık. Hiç kullanamıyorum ben de rolon, biliyor musun? Hiç yani. Rahatsız oluyorum, yapış yapış. Burada ne kadar şeyler? Banlar. 70 lira diyor abi ya. 5-10 liraya alıyorduk. Ben istedim telefon bu. Bana biriniz bana bunu alabilir misiniz hediye? Fiyatı 31 bin, yani 32 bin diyeyim. Bir de 999'un oluyorsa 32 bin işte. Şu da kırılanlardan, şöyle yan kırılanlar. Bu 41 milyarmış. Bir doğan parası. Bu da 24 bin. Ama en azından var. Telefon. 6.5 inç. 12 bin. Ya şurada kırılanlardan. Ay neler çıkarıyorlar. Burası da Oppo serisi. Ben Oppo'yu hiç sevemedim. Niyeyse. Telefon var mı? Bakalım şu an için. Şey 6.43. Şu ne kadar inceymiş. Uzun mu? Hangisi var en son? Bu nasıl bir şey kız? Katlanır. Aa, bu da mı katlanır lan? Herhalde. Kaç bakıyor? Oha. Elif bu niye bu kadar küçük? Çok güzel, telefona bakalım. Elif telefona bak. Katlanıyor. Elif. iPhone isteyenler arkadaşlar. 44 milyar. Ama boyut olarak cacık bir cacık yok yani. Küçücük bir şey. Benim baksın telefonu istediğim telefon S serisi. Galaxy'nin çok güzel. O da 30 küsür. Ama boyut çok güzel. Görüntü kalitesi falan çok güzel. Bence iPhone'un adı var. Ha? O ne kadar? Küçük yapıyor boş. iPhone telefonları. Bence küçük yapıyor abi. Çok küçük telefon ya. Ekran boyutu yani şu şeyde, devirde çok önemli bence. Herkes ekran boyutu büyük istiyor. Dondurucudan fasulye çıkardım arkadaşlar. Patatesli taze fasulye yapıyorum. Yakup da burada çorba yapmış biz yokken. Çınar'a tarhan çorbası yapmış. Şurada da pirinç ıslattım. Bakalım pilav yapacağım. Pirinç pilav yapacağım. Sıvı yağ koydum. Tereyağı koydum biz arkadaşlar. Fasulyemin suyunu ilave ettim. O burada. Biraz sonra kaynamaya başlar. Pirinci de ıslatmıştım zaten burada. Pilavı kavuruyorum şimdi arkadaşlarım. Tuzumu da ilave ettim. Arkadaşlar bugün böyle rastgele, hiç aklımda yokken bir kos pantolon aldım kendime. Ya almak aklımda yoktu. Ama istiyordum yani. Hani alır mıyım, bulur muyum diye girmedim. Zaten bir şey bulur muyum diye girdiğim zaman olmuyor arkadaşlar, bulunmuyor. Böyle bol kesim, bol paçalı bir pantolon istiyordum ama bunu İspanyol paçalı da istiyordum. Böyle boru paçasını da istiyordum. İhtiyacım vardı yani. Aslında kot ihtiyacım yok. Çok fazla kot pantolonum var. Ama bir de böyle bol kesim bir şey istiyordum farklı. Bugün işte Ebru ile girdik Şimal'a. Şimal diye bir mağaza vardı. Fiyatına bakın arkadaşlar. 250 TL'ymiş. 250 TL'den taksitli fiyatı 165, indirimli peşin fiyatı da 150 liraydı. Görünce tabii biz şaşırdık. Artık bu fiyatları görünce şaşırıyoruz. Denedik öyle böyle yani, baktım bedeninde olunca hiç kaçırmayayım dedim. Esnek değil kotu. Güzel, ne diyorlar buna ya? Cin mi diyorlar? Cinler de böyle değil mi? Esnemiyor. Mavinin kotları da esnemiyor genelde pek. Yani arkası falan da çok hoş değil mi? Hiç benim böyle bir kalıp kumaşım yoktu. Hep esnekti değil mi? Çok güzel duruyor. Ben de bayağı beğendim. Geliyorum geliyorum. Çay oldu mu? Çay da alacağım. Demledim. Tamam. Oldu gene bir demleyelim 15 yılda. Koyayım ben getiririm. Çok güzelmiş ama ayakkabılar. Vallahi arkadaşlar Çınar'a da yeni almıştık biliyorsunuz. 300 küsüre ayakkabı ama ayakkabı dayanmıyor. Benim oğlana marka da alsak, iyisini de alsak, kötüsünü de alsak dayanmıyor. Bir markete girdik soda almaya da. Bir de baktım bunları görünce tam da Çınar'ın ayak numarasına uygun. Bir de güzel duruyordu. Hafif de çok hafif, biliyor musun Ebru? Çok güzel. Evet. Çok aşırı hafif yani. Çok da hoşumuza gitti siyahlı beyazlı. Ya, çocuğun
giydiği haram, giydiği helal. Tabii tabii. Eskitiyor çok. Erkek çocuğu bir de tekmeliyor her yere. Öbürleri yeni arkadaşlar ama bir de bunu alalım dedik. Yedekli. Bir değişimli giysin. En azından daha fazla eskimez yani. Bir taneyi sürekli giydiği zaman eskiyor. Ayaklarımız da bizim çok çabuk büyüyor ne yazık ki. Ne yazık ki de demeyeyim, maşallah diyeyim de. O yüzden arkadaşlar bunun da fiyatı Bin Market'te 165 liraydı. Yani bedava gibi bir şey. Böyle 165 TL'ye bunları aldık. Kendime de böyle kot aldım. Dediğim gibi 150 liraya. Böyle bir alışveriş oldu bugün. Arkadaşlar gece gece eczaneye gidiyoruz. Çınar ateşlendi. Ateş çıktı. Canım sıkıldı çok. Eczaneden şey şurubu kalmadı. Zaten de bir bakalım şeyini alacağız. Daha etkili olanı alacağız. Eczaneye gidip gelelim. Ha? Kaşık mı? Taşını aldın mı? Aldım. Arkadaşlar öyle boyuyla kalmışım ki. Öyle gibi boymuşum gerçekten. Şaka gibi yani. Ben kulaklığı takmıştım. Videomu editleyecektim. Gerisini hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum yani. Uyumuşum öyle gibi uyumuşum. Üstümü falan örtmüşler. Şimdi uyandım. Dedim hazır uyanmışken kapanış yapayım bari. Vallahi bugün gerçekten Çınar beni çok yordu. Ateşlendi. O gün işte pazar günü arkadaşlar üşüttü. Ben zaten biliyordum üşüteceğini yani. %90 ihtimal biliyordum üşüteceğini. Çünkü dinlemedi beni arkadaşlar. Sürekli montunu giy Çınar, montunu giy Çınar, yeleğini giy Çınar dememe rağmen dinlemedi beni, giymedi. Güneş çarpıyor insana, serinlik, rüzgar çarpıyor insana. Koşturdu, terledi. Terini muhafaza ettim ama ne kadar edersem edeyim yine de üşüttü yani. O gün zaten biz eve geldiğimizde yattı. Yani direkt yani vurdu kafayı yattı, hiçbir şey yemedi falan. Halsiz düştü. Ben o gün zaten anladım hasta olacağını. İşte bugün de dün gece de ateşlendi arkadaşlar. Bugün de ateşlendi gündüz. 2 kere, 3 kere. Akşam da ateşlendi. Eczaneye gittik. Çünkü belli bir şurubu var. Aferin kullanıyorum ben. Ama belli bir şurubu sürekli kullandığınız zaman arkadaşlar belli bir şeyden sonra fayda etmiyor. Ateş konusunda özellikle değişimli olarak şurup kullanırsanız daha çok faydasını görüyorsunuz. O yüzden eczaneye gittim. Bir başka bir ateş düşürücü daha aldım. Değişimli kullanayım diye. Allah'tan eve geldik. Onu verdim. Faydasını gördük. Ateşi düştü. Çok şükür. Düşmeseydi zaten acile götürecektik. Çünkü eczacı da öyle dedi. Eğer bununla da anlattım yani zaten olayı. Bunda da düşmezse de acile götürün yani kan testi şeklinde test yaptırın dedi. Çok şükür düştü arkadaşlar. Binlerce kız şükür olsun. Vallahi böyle işte bugün böyle geçti yani bizim için. Biraz Çınar yüzünden zor geçti ama olsun evladım iyi olsun yeter ki. Ama kızıyorum da bir anne olarak. Söz dinlemiyorlar arkadaşlar. Gerçekten söz dinlemiyorlar. Ayşe, ah biz de mi böyleydik çocukken bilemedim. Neyse kapatayım arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar öyle boyuyla kalmışım ki. Öyle ki boymuşum gerçekten. Şaka gibi yani. Ben kulaklığı takmıştım. Videomu editleyecektim. Gerisini hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum yani. Uyumuşum öyle gibi uyumuşum. Üstümü falan örtmüşler. Şimdi uyandım. Dedim hazır uyanmışken kapanış yapayım bari. Vallahi bugün gerçekten Çınar beni çok yordu. Ateşlendi. O gün işte pazar günü arkadaşlar üşüttü. Ben zaten biliyordum üşüteceğini yani.
%90 ihtimal biliyordum iş için. Çünkü dinlemedi beni arkadaşlar. Sürekli montunu giy Çınar, montunu giy Çınar, yeni giy Çınar dememe rağmen dinlemedi beni, giymedi. Güneş çarpıyor insana, serinlik, rüzgar çarpıyor insana. Koşturdu, terledi. Terini muhafaza ettim ama ne kadar edersem edeyim yine de üşüttü yani. O gün zaten biz eve geldiğimizde yattı. Yani direkt yani vurdu kafayı, yattı, hiçbir şey yemedi falan. Halsiz düştü. Ben o gün zaten anladım hasta olacağını. İşte bugün de dün gece de ateşlendi arkadaşlar. Bugün de ateşlendi gündüz. 2 kere, 3 kere. Akşam da ateşlendi. Eczaneye gittik. Çünkü belli bir şurubu var. Aferin kullanıyorum ben. Ama belli bir şurubu sürekli kullandığınız zaman arkadaşlar belli bir şeyden sonra fayda etmiyor. Ateş konusunda özellikle değişimli olarak şurup kullanırsanız daha çok faydasını görüyorsunuz. O yüzden eczaneye gittim. Bir başka bir ateş düşürücü daha aldım. Değişimli kullanayım diye. Allah'tan eve geldik. Onu verdim. Faydasını gördük. Ateşi düştü. Çok şükür. Düşmeseydi zaten acile götürecektik. Çünkü eczacı da öyle dedi. Eğer bununla da anlattım yani zaten olayı. Bununla da düşmezse dedi acile götürün yani. Kan testi şeklinde test yaptırın dedi. Çok şükür düştü arkadaşlar. Binlerce kız şükür olsun. Vallahi böyle işte. Bugün böyle geçti yani bizim için. Biraz Çınar yüzünden zor geçti ama olsun, evladım iyi olsun yeter ki. Ama kızıyorum da bir anne olarak. Söz dinlemiyorlar arkadaşlar. Gerçekten söz dinlemiyorlar. Ay işte, ah biz de mi böyleydik çocukken bilemez. Neyse kapatayım arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.